Rahatlasın peş notlarına bakalım bir. Bu lig şey ben Delirium ligi bilmiyorum bakalım ne yapmamız lazım. Sanki necromancer'ı bayağı şey yaptılar gibi. Beraber bakalım. Ben biraz baktım ama yine şey yapalım. Baştan başlayalım. Pasif tri'liğe bakacağız. Konuşacağız. Bunlar Delirium orbları gelmiş. işte. kullanmak mesela Diviner's Delirium orb'u uyguladığın zaman şey olacak. Diviner kartları Divine Kart artacak falan filan. Aynen bu çok çok hoşuma giden şeyler bunlar. Şeyler ha elemental damage gelmiş. Vita attacks awakened. Ne yapmış? Ne demek ki bu? Bu yok muydu zaten? Var bu da var. Ne değişmiş ki? Neyse. Ark Mage'i biliyoruz, konuştuk. Arc Mage, Second Wind'i biliyoruz. Blade Blast'ı konuştuk. Bunları zaten biliyoruz. Burada bir şey yok. Ha, şu kart, ay, yani bunu şeydi galiba. Teras mıydı? Vardı, vardı. Ama neresi değişmiş? Awakened Elemental Damage with Attacks. Awakened Elemental Damage with Attacks. W mu büyütmüşler? Allah kahretmesin. Bu mu? Bunda da oyun büyütmüşler? Bizi heyecanlandırıyorlar boşun. Ne değişmiş? Ben okuyamıyorum o zaman. Yo yo. Dediğim gibi O ve şeyi değiştirmişler. W büyütmüşler. Hepsi aynı. <laughs> Mükemmel. <laughs> ya bunu söylemeseler de olurdu bence. Neyse biz de takılmayalım. İten filtresi tamam. Bunları şey zaten bakarız. İten filtresi de yapabiliriz bu arada. Aynen. ben de zaman dolduruyorum şimdi yayının da yani komik yani. Valla ben hiç o kadar dikkat etmemiştim yani. Neyse. Ben de dedim ne değişti falan. Last Jewel. En Tamam. Şimdi sonra gelecek diyor. Ona, onun ayrı şeyini yayınladılar zaten. Ona bir bakarız. Map tier'larını çok değişti sanmıyorum. Bu arada tekrar bir, ha, bir duyuru gelmiş benim şey. Yani değişmiştir tabii ki. İlla değişmiştir de. Sizin için gözünüzü çarpan bir şey var mı? Mesela hani. Çok çok önemli değil hangi map olursa gireceğiz artık. Yani hep aynı mapler vardı. Hatırlıyorum bunların hepsi vardı zaten. Selam ve Smoker hoş geldin. Bakalım devam edeceğiz. Bunları falan da koyacağım Smoker. Çok teşekkür ederim iyi yorumlar için. İyi seyirler. Aynen kasım ya yani kasım o ayrı bir şey. Aynen zaten çünkü o çok güzel bir şey. Map çeşitli çeşitli map'lere girip çeşitli çeşitli şeyler yapacağız ya. O çok iyi. Şimdi onu zaten birkaç tane şey daha var. Zana enchantmentlarını falan anlatacağız. Ya bunların hepsi ben hatırlıyorum çoğu aynı neredeyse aynı tier'larda kalmış ve hayır şey önemli. Bazı metlere girip çıkarıyorlar ya onları yakalayabildiniz mi diye soruyor. Mesela ben burada hiç yakalayamadım. Bunların hepsi vardı zaten. Dejir hoş geldin. İyi seyirler sana da. Nasılsın? Scriptorium falan filan bunların hepsi vardı. Bunlar vardı. Gardens buna Aynı maplerin tierları değişmiş olur. Önemli değil o. Önemli olan yeni bir map yapmışlar mı ona bakıyorum. Bazı mapler bir tane map vardı mesela. Düz map vardı. Hatırlıyor musunuz? Ha, i̇yi ben. Arcade vardı ya. Bir kelam Şöyle şey şeklinde. H şeklindeydi. Şöyle şöyleydi. Bir tane map vardı. Onu çıkardılar. Zaten şu an Pillar of Arun yazayım. Onu sanki zaten Pillar of Arun önceden Dün de değildi, o map'teydi. Niye bu kadar büyük ya, onu küçült. Allah Allah, ben yanlış mı hatırlıyordum ya? Dün map'te değildi, bu başka bir map'teydi. Onu mesela çıkarmışlardı. Çok düz bir map vardı. Acayip düz bir map vardı. Dün düz yukarı çıkıp iniyordunuz. Bir şey valley diye isim geliyor ama hatırlayamadım. Bunlar aynı. Tamam değiştirmemişler. Aynı map'ler var. Aslında aynı map setini oynayacağız. Değişmeyecek. Şimdi esas full full patch notlarına bakalım. Şimdi en baştan başlayalım. Ben şimdi minörlerin hepsine bakalım diyoruz. Challenge Ligi, ligin çok önemli olduğunu sanmıyorum. Burada zaten anlattılar. Yine de başlayalım. Bunu biliyorsunuz. Yeni yeni bir ekonomi. Zarsdurt. Eski karakterler gitti falan standarda düştü. Aynı şey. Ha şurası var. Okuyalım işte. Aynen, okuyacağız ne yapalım Manager. Ona göre planlamamızı yapmamız lazım. Bir Türkçe de Türkçe'ye çevirmek içinde hani bu sizin için de bir fırsat, bilmiyorum. Türkçesini bulmuş olacağız. Değil mi? öyle düşünebiliriz. Benim için de içerik. Yapacak bir şey yok. Onu öyle yapmak zorundayım. Mirror of Delirium çıkacak diyor her yeri haritada diyor. Hatta her da yani harita dedim. Valla ben de biraz biliyorum da geçmeyeceğim özet. Uzun uzun anlatacağım. insanlar merak eder çünkü. Tamam mı? Mirror'a dokunduğunuz zaman diyor. Yani güzel bir şey aslında. Hani zırt pırt teyin çıkıyor ya. Teyin çıkmayacak zırt pırt. Yani şey gibi düşünün. Zırt pırt teyin çıkıyor. Tıklıyordunuz. Tıklamanıza gerek yok. Dokunduğunuz zaman pıt diye açılacak yani. Şeye benziyor burada. Breach'e benziyor hafif. Bridge'den diğer tarafa geçiyormuş gibi düşünün. Bridge el olan. Farklı farklı monsterlar var. Aynı onun gibi. Biraz ondan buradan da oradan çakma var yani bu giriş mekanik olarak. Bak ha doğa burada önemli. O büyük olsa bir alan var. O alandan uzaklaştıkça bir noktadan girdiğiniz noktadan uzaklaştıkça daha zorlu daha böyle derinlere indikçe daha zorlu şeyler gelecek ama bunu bir haritada yapacaksınız. Öyle bir şey. Sonra Cluster Jewel bulacakmışız. Delirium şeyinde, Delirium contentinde. Tam onu biliyoruz. Cluster Jewel'ları zaten bir kısmına baktık. Şeylere koyuyoruz. Onlar parça patlıyor. Bir sürü şey çıkıyor. Özellik çıkıyor falan filan. Onu zaten bir kısmına baktık. Hepsi de açıklandı. Yine bakarız. Delirium orplar var. Aynen. O maplere uygulanan. Daha demin bir kısmına bakmıştık hatırlıyorsanız. İşte yok kart çıkarır. Map çıkarır falan filan. Boss'u düşürür. Ha, Standart, hardcore, SSF dediğimiz tek başına oynanan. Mesela ben size başlarken bununla başlamanızı öneririm. Çünkü bunda drop oranı daha fazla. Solo self font seçebiliyorsunuz. Derseniz göstereyim hemen. Nasıl yapacağınız? Mesela yeni karakter açacaksınız ya. Açılsın o. Ben öyle yapıyorum genelde. Mesela tek başıma oynuyorsam ve trade yapmak istemiyorsam ki oyunun başında trade yapmanın mantığı yok çok. Niye böyle açıldı? Neyse. Yani var da bulamıyorsunuz item. Şuna tıklayıp girdiğinizde zaten aynı ligde oluyorsunuz ve şey yapabiliyorsunuz. Tıktım. Tamam. Sonra Tamam bunlar okey. Standart bu. Yani bu da bunu da konuştuk zaten. 12 24 36 cloak veriyor, wing veriyor, boynuz veriyor. Cloak'u ay wing'i değiştirmişler bir tık. Ona da bakarız. Çok önemli değil bence. Şu, her türlü güzeldi. Bu da aynı. 19'dan sonra totem koyabiliyorsunuz haydata onunla ilgili. Onları zaten yapacağız zamanı. Ben de umarım yani şey olursa yakalayacağım ve şeye koyacağım. YouTube'a koyacağım. Evet ana değişiklikler. Ona bakmadım ama güzel yapmışlar da tahmin ediyorum. Arcane Clock. Intelligence skill yani int, int, -int gemi geldi diyelim. Bu çok güzel. bu güzel bayağı. Bu defansif bir item aslında. Ben seviyorum böyle tanklı olmasını falan. Değişik bir mekanik getiriyorlar aslında şimdi defansif. Manadan alıyor bakın görsün. Belli bir mananızın belli bir oransal olarak alıyor. Ve %75 bu arada bu damage olması lazım. Aldığınız damage'i in %75'ini mana üzerinden çektiriyor. Ama reserved olmayan manadan yani. Olur. Şimdi de biraz yapacağız zaten V Onları konuşacağız. Ee, yavaş yavaş geliyorum. Hangi şeyler güçlendi, hangileri güçsüzleşti. Yine konuşacağız. Ben neyle başlamayı düşünüyorum falan. Onları bir konuşacağız. ki olacak. İlla starter ki bir buildler olacak yani burada bazı şeyler var. Artı eksi durumları var, nöfler, buff'lar var. Ona göre güçlenen, güçsüz, güçsüzleşen şeyler olacak. Ne demek? Buildler olacak. Ona göre konuşacağız ama önce bir değişikliklerin hepsini okuyalım ki ona göre siz ileride build yapacağız ama bakın şu iyiydi, şu kötüydü falan. Demek için buraya referans atmamız lazım. O yüzden konuşmamız lazım. Biliyorum biraz yavaş belki gidiyorum ama heyecanlısınız da. Tek tek gidelim daha iyi olur. Bu Guardian Skill mana üzerinden şey yapıyor. Konuştuk. Stormbind'i biliyorsunuz aşağıda bir şey çıkarıyor. O damage vuruyor. Rune Blast denilen şeyle vuruyor. Genetic Bolt bir şeymiş. Vant atakmış. Ben bunun atak olduğunu bilmiyordum. Ataksız spell değil yani. Evet geçirebiliyorsunuz tabi. Öyle onanak var. Er, er, ersel, Ers, Ersel Temel. Orada Migrate All seçeneği var karakter ekranında. Kola başlayıp Migrate All dediğinde tüm itemlerle her şeyle beraber geçiyor karakterin şeye. Yani tradelenebilir olan lige. Şimdi şey yapalım. Kinetic Bolt bu değişik bakın. Eğer bu doğruysa yanlış bir şey yoksa. Want atak çok fazla yok. Şey var. Kinetic Blast vardı aynen bu şekilde. Kinetic Bolt diye bir, şekilde bir şey var. Böyle değişik bir build yapılabilir. Değişik olabilir. ve Bunları buffladılar. Şimdi göstereceğiz. Kinetic Bolt bir tane şey buffladılar. Vant atak olarak. Hani Vant'ların da bir fiziksel damage'i var ya. Mesela burada o fiziksel damage sayılıyor. Vant'lar genellikle spell damage üzerinde kullanılırken. Yani üzerinde kullanılan fiziksel damage'i böyle kaç tane skill gemi var. Çok fazla şey değil. Ee, çeşidi yok ama kullanılabiliyor. Yani siper olunca, spell olunca biliyorsunuz Chaos, Fire, Glacier belki fiziksel siperler çeşitli şey oluyor ama yani yani ataklarda bu kadar çok çeşitli yemler bulunmuyordu. Bir tane fazladan getirmişler. Blade Blast var. Blade Blast'ı konuşmuştuk. Şey, Blade Skiller ile Blade Vortex, Blade Fall, bir de Blade Flurry. Ay Blade Flurry değil. Şu atılan Blade Row muydu? Neydi? Onunla beraber şey yapıyor. Üzerine Kalista skill'i gibi düşünün roldeki. Birikiyor 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 kılıçlar patlatıyorsunuz. Archmage güzel. Bakın bu Lightning deme çekiliyor. Bakın bu Lightning Build'i yapabiliriz. Ki ben de Lightning Build'i yapmayı düşünüyorum bir tane. Support Skin de Personage of mana, mana. Manayı bomboş bırakan Lightning Build'i yapabilirsiniz. Anne Reserve manayı, bom, mana'yı bomboş bırakmanın en güzel yanlarından bir tanesi ne? Bir şu. Arcane Claw kullanmamız. O oradan bufflıyor. İki. Mind Over Matter denilen bir olay var. Bir notable var. Onu gösterir. Hatta Big, big Note diye geçiyor hatta. Onu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Clock of Defiance var. O da ekstradan %10 daha veriyor. %40'a kadar bir de öyle sizin demeyeceğinizi şey yapıyor. E, ee, Böyle mana üzerinden kullanarak kendinizi tanklaştıran bir totem build'i düşünüyorum açıkçası. Başlangıç olarak zaten skiller üzerinden gideceğiniz için şeylerden basit skill'ler üzerine gittiğiniz için yine güzel skill olabilir. Devamında biraz pahalı bir build'e gidebilecek bir build kafamda var. Bir hani şey yaparsanız başlangıç olarak öyle bir şey düşünüyorum. Bir diğeri de milli olan var. Onu da anlatacağım. Bu o yüzden açmaya hiç önemli. Lightning Damage'i arttırıyor çünkü Unreserved. Eğer Unreserved mananız %100 olursa yani hiç, hiç bana normal Bambayaz olursa çok güzel oluyor. Ve şey Postu dediğiniz gibi. Yani mesela kullandığınız skilllerle. Burada işte Totemle çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Bu kısmı. Totem çıkardığınızda belli bir mana harcıyor ama onu arkın manasından sayar mı bilmiyorum. Belki şey yaparız. Spark açarız bir tane. Spark yo forant açarız. O da o işe yarar. Onu bir konuşuruz. second wind moment skill'lere gelen, hareket skill'lere gelen de konuştuk. Onun bir yok. Cluster jewel'ları zaten herkes biliyor. Ekliyorsunuz. Ekstra özellikler çıkıyor. Yani, Similikler koruyorum. Simil kendi şeyin, Delirium'un bir şeyi, alanı aslında. Endgame'de çıkıyor. Hani biriktirdiğiniz Splinter'larla birleştirip şey yapıyorsunuz. Aynen o şekilde. Bakarız. Onlara bakmamız lazım. Böyle konuşup şey yapmamıza gerek yok. Yeni bir alan olduğunu düşünün işte. Önceden Thane's Laboratory vardı en yakın adınız Yine böyle bir yer açıldı ve burada başka şeyler oldu. Daha çok Abyss'teki gibi benziyor. <laughs> Bakın 16 tane Unique Item gelmiş. Bir tanesini Supportus ben de supporturum ama ben yani değil mesela eden. <laughs> aynı şekilde 8 yeni kart. Delerum orpları anlattık, maplere eklenebilen şey gelmiş. Yeni Rogue Exile'lar gelmiş ve Talent Competition winner'larından gelmiş. O güzel bayağı. Bu böyle şeyler aslında çok güzel etkileşimli olması oyun için çok artı. Bir şey söyleyeceğim. Ben buraya geçiyorum minor değişiklikler şunlar gelişti. 3 boyutlu şey geldi falan ne yapacağız onlara çok önemli değil. Visual update'leri falan. Tamam ses efektlerini falan. Ha Atlas'a gelelim. Atlas biraz değişti. Hmm. Bakın bu çok güzel. Artık hepsini takip edebiliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz 1, 3, 5 falan yazıyor. Yazacak artık yanlarında. Şu 5. de 7. de falan diye. Bu arada ben beremi değiştirdim. Artık bu delirium beresi. Diğeri tarçın rengindeydi. Sarıyı da bunu kullanacağım. Delirium beresi olarak. %50'den %33'den %50'ye çıkmış. Bakın çok iyi. Atlas'ta çıkma olanı artmış yani. Görüyor musunuz? Çok iyi. Güzel. Tamam yani bunu biliyorsunuz 3 tane şey, watchstone varsa 4 tane watchstone varsa Ama bakın bu iyi. Buff map olsa biraz zorlaşacakmış. Biraz daha değişik şeyler olur. Geçiyorum. Takip etmemizi kolaylaştırmışlar. Ha tamam tutorial eklemişler. Geçelim. Ha Washington Inventory'de tekstantları görebilecekmiş. Boston Inventory siz girdiniz mi oyuna? Boston Inventory yapmışlar kendiliğinden bende duruyor. Şeyde duruyor. Stash tab'de duruyor. Onu anlayamadım niye standart düşünü öyle bir şey yapmışlar. The awakening level of your atlas is now the number of fortunes you have to divide by 4. Tamam. Bu şey. Tamam biliyoruz kaç tane şey aynı noktaya tak şu demek. Hepsi bir nokta dört tane farklı renk olunca oluyor diye bir. Bunda dört tane olursa oluyor. Yani dört tane mavi olsa bir sayılıyor öyle bir şey getirmişler iyi. Ya ben şey beğendim. Atlas değişiklikleri güzel olmuş. Çok bir şey değiştirmemişler ama rahatlatmışlar gibi. Hı hı. Bu da güzel. Eğer bir konkur kaybederseniz başka diğerlerine gitmiyor. Tekrar konkur çıkıyor tamamlamanız için. Nasıl envanteri kapattı ya? Onu anlamadım. Ha. Ha. Anladım. Onu CTR'e basıp şeye inventörüne atabilirsin direkt leisure. Ben uğraşmadım açıkçası. Onda onda öyle olmamıştı bende sanki. E takmana gerek yok map'e. Olmuyor mu öyle? Bak bakarız ona. Ha, bakın bu güzel. bu güzel. zaten aynı şeyi üst üste yazmışlardı hatırlıyorsunuz Awakening bonusta. Yüzde hı hı. %40'dan 35'e düşmüş. Atlas görevi almak biliyorsunuz. Atlas'a görevi vesaire falan geliyor. Zaten aynı her ondan bahsediyor. 15 map'te bir %1 artıyor diyor. Atlas mission alma diyor. Tamam çok güzel. Yani 35 olacak 50'ye kadar çıkıyor. Hoş. bu zaten bunu konuşmuştuk ya. Tamam şu Onlar çok önemli değil. Mob, mob, efekti artıyormuş. 106. Bunlar zaten şey yer değiştirmişti. King bonusu değil. Normal bonustaydı galiba. Ya da şey dedi. Evaking level'daydı. Ha bakın önemli. Ben burada bir tane Sirius rehberi çek, atmayı düşünüyordum. Cuma'ya eğer şimdi bakalım buraya bakmadım. Eğer Sirius değiştiyse atmayacağım. Hmm evet. Bu işte, daha aktif olması kötü. %50'den %75'e çıkmış. Final phase'de %75 canı oluyor yani %50'den anladığım. Hmm, koridor atıyordu ya şeylerde. Teleport kendi uzak da yapıyor. Tamam. Olsun. Onu neyse çok önemli değil. Koridor skilli dediği şey değil mi? Bizim şöyle açıyor bir alan. Oradan bahsediyor. Biraz daha mı uzaklaştırmışlar? herhalde o yani. Gün hoş geldin. Ee, dönen işte şeyler var ya, şöyle dörtlü. Daha genişim larger, geniş olacak. Aa, yavaşlatıyor. Biraz zorlaştırmışlar. Ben o yüzden Yeni bir tane Serious Fight'ı çekmem lazım, kesmem lazım. Onu koyamam, tamam. Biraz zorlaştırmışlar sürüsü. Güzel olmuş yani. Çok ezberledikten sonra çok rahat oluyordu. Tamam. Sextantları 25, 30, 35'ten 20, 25 biraz daha azaltmışlar. Şeyle alakalı. Bu sextant modifier. Bunlar çok önemli değil. Ha. Tamam. Metamorf eklendi. Normal devam ediyor. Onu biliyoruz. Ha. Bu çok önemli. Map olarak sayıldığı için map itemleri falan çıkacak ve yani map mekanikleri olarak çalışacak diyor. Bunu görmek istiyorum ve bu farklı bir değişiklik. Map olarak sayılması çok önemli. Iron Grip ile ilgili bir şey yok daha ya. Daha gelmedik oraya. Bir de onu, o support gem ya. Onu çok çok şey yapamazsın. İstersen kullanırsın, istersen kullanmazsın gibi. Bilmiyorum. Bakarız şimdi bu ülkeler insanlar ne yaptı ben de merak ediyorum. Biraz baktım da. Son anına bir bakalım beraber bir şeyler yapalım. Tamam. Ezreal rare rare Area. Ha. O, önceden biliyorsunuz maviydi, magic çıkıyordu. Şimdi rare olarak çıkacak. Bunlar biraz encourage'da bayağı yatırım yapmışlar bu sefer. Biliyorsunuz önceden Temple of Atsuta, Vaal Area'lar falan çok iyi değildi. Ha, bak bu çok iyi. Ya, reflect girmeyecek. O yüzden bazen sıkıntı yaratabiliyordu. Monster'lar artmış ve normal map'e dönmüş gibi yani. Şeyler güzel. Bu Vaal Side Area'lar iyi olmuş map'lerde çıkan. Ben beğendim. Side area'dan daha çok artık map olmaya başlamış. Güzel yani. Bunlar biraz iyi olmuş. Incursion'u artık oyuna sokmaya çalışıyor. İnsanlar kullanmadı demek ki. Onu arttırmaya çalışıyor. Hmm. Direkt mini strike range diye döndürmüşler şunu. Anarmatı falan. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece ismi değiştirdik diyor. Tamam. Reflected damage taken. You now your minions. Tamam. Minionlar... Bak want attack skill'leri güzel olabilir bu sıra. Aleykümselam selam manyak otuz hoş geldin. Bunu geçiyorum. Want attack project bakarız. Detection against collision diyor. Tamam. Elusuf ne %30. Ha azaltmışlar Elusuf'i. %20'den 15'e düşürmüş. Elusuf biraz nerflemişler. Dörflemişler hatta. Bize Hmm. Tamam. %75 away damage olacak. Ha. Ne haber? Evbot, Ether, Efex, Raise, Tam, Scorch diye Reduce Elemental Resist. Elemental Resistleri aslında azaltıyormuş. Var mıydı bunlar? Brittle, Critical şeyi arttırıyor. Tamam. Strike arttırıyor şansını. Mesuration 4 olmuş. 2'den 4'e çıkmış. İyi. Brittle Ensap Bunları ben hatırlamıyorum. Bunlar yeni geldi. Mekanik olarak sanki bunlar şeydi. Neyse animate weapon çok değişmiş. Fizik bakın. Bu animate weapon olayı necromancerlar için yeni bir şey olabilir. Diğer zombi falan spektriler çok nerf şimdi göreceksiniz. Bak aria yapıyor ya. O çok iyi yani spesifik yapmıyor. Bir alandaki weaponları aynı anda kaldırıp attığınız zaman bayağı şey aslında mobillik sağlamış oluyor. Tamam upgradeler gelmiş göreceğiz onları. Unleash Anlayış çok acayip bafiydi ve bunda şey yapılıyorsa mesela üçlü dörtlü falan kaldıracaklar böyle bayağı bir değişik bir şey olacak anlayışla beraber. Bu oynanabilir. Başlangıç olarak oynanabilir Animate Weapon'la Necromancer ya e da başka bir şey mesela Guardian olabilir. Ben de öyle anladım yunu. Aynen öyle. Sanki onu değiştirdiler gibi. Guardian'la nasıl olur bilmiyorum. Guardian'la da güzel olabilir. Sadece şey değil. Necromancer olarak da düşünmeyin. Belki bir Templar'ı olarak da oynanabilir. Devamlarını zaten geliştirmişler, buff'lamışlar. Onu anlatıyor. Level 1 falan filan. Skill balance, all totems... Tamam. Bakın, totemleri buff'lamışlar. Tamam. Holy flame'leri geç. Normal spell totem kullandığınızı düşünün. Hoş geldin. Bilmiyorum, Soul Drain'de hiç oynamadım ya. Soul skill'iyle ilgili bilgim yok ya. Açıkçası. Ale şey mi? Dur bakayım. Bunlar sonradan eklendiği için benim oynamadığım sırada olduğu için hiç bilgim yok ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kaosu bence yine ola güzel olabilir çünkü kaos demeçleri bayağı buffladılar. Şeyler cluster jewel'larla öyle onunla ilgili şeyler geldi ya. Oynanabilir. Hani en azından nerflemediler ondan eminim. Bu kaos şeyleri başlangıç olarak çok iyi oluyor. E'de esas üzerinden gidersen de çok iyi oluyor. Ranger ben sıkılıyorum ya. Ranger başlangıç için iyi değil bence. iyi değil. Aynen. O güzel olabilir. Hani Kaos işine ben okeyim okay her zaman. Kaos hiç güzeldir. Ya Salurenti hatırlamıyorum. Kullan, kullanmadım hiç de. Böyle şey düşünmek lazım. Başlangıç olarak önce bakmanız gereken şey. Ya bunun spesifik bir unique item'ı var mı? Sorusu. Yoksa başlangıç olarak değerlendirmeye okey gelebilir. <laughs> Tamam mı? Işte, hani bunun cevabını vermesi lazım. Mesela ya da çok pahalı zor bir rare item elde edebiliyor. Mesela cyclonlarda bir yerden sonra çok pahalı şey yapıyor. Mesela o bile scale yapılabiliyor. Yani ölçeklendirilebiliyor. Paranız olunca onu alabiliyorsunuz. Yine oynayabiliyorsun. Oynayalım bir kere ama onu indiriyorum. Bak şurada kaldı. Ben indirince olabilir. Anlatabildim mi? Yani burada starter tamam Danyak'cığım bekliyorum. Starter build olarak bakmamız gereken Şimdi göreceğiz zaten Onu daha iyi anlatacağız ya Çok klasik bir unique item okey tamam Ama çok zor bulunan bir unique item Çok zor bulunan bir rare item bağlantılıysa Çok güzel olmaz Benim herhalde cid of the bugün olmaz da Sonraki günlerde olabilir Pazar günü açabileceğim yayın Ben gidiyorum cuma cumartesi yokum Biraz büyük ya çok büyük İndiriyorum ben de bakalım <laughs> devam ediyorum. Yüz değil mi ya? ikinizin ortasını söyleyeyim ben de. Bastım ben indirmeye kaç olmuyorum. Evet ben yokum ama. Pazar günü başlayabileceğim ben. Ayıplandım mı? <laughs> Şimdi. Devam edeyim mi? Animate Weapon Necromancer'la girdi. Girer yani. oynayan İlla birileri build yapar. illa birileri Guardian'la da dener. Bu güzel. Totem düşünüyorum ben açıkçası. Belki başlangıç için güzel olabilir. Kalsın. Cepte bir. Ay vardı da bir ara yok. Çok iyiydi. Bir ara güçsüzleşti. Şimdi bak biraz daha bak. Şu çok 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 iyi yani şu olaylar. Nerede? Şu, şu ne? Anlayışla falan çalışmaz. Evet. Selam Sedat. Hoş geldin. Totemleri bufflamışlar ve spell totemi. Canını arttırmışlar. Aynı, ha işte bak onu daha iyi işte daha fazla şeyler çıkabilir işte. Ay şöyle düşün. Yani şunu demek istiyorum ben size göstereyim. Şu poebolis.cc diye var. Aslında bu bütlerin hepsini buradan bakabilirsiniz. ben öyle düşünüyorum Leisure Arc. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bak. Burada bak update'liyor bu adam. Bu Enki Arc çekiyor. bunu Buna da bakarız. Bu adamlar burada puan veriyorlar. Tamam şu an sıfır. Bunları işte inceleyeceğiz. Tamam buradan bakacağız falan filan. Buna göre ben size daha çok popüler veya değil diyorum. Onu da bakayım. Ve bu sefer daha iyi olacak Ark Totem göreceksiniz. Ama bir tane de şey yapmak lazım Milli. Çünkü istediniz. Tamam out of grant living a whole. tamam. Tamam. Şeklini değiştirmişler. Bunlar Hızlandırılmış hızlandırmış Arctic Blade. Güzel. Aynen. Bence şey, Freezing Pass'tansa Arctic Totem biraz daha iyi olacak gibi geliyor bana. Hı, doğru abi. Çünkü non tuşu yani bir iki ay falan oynamam lazım. Youtube'da izleyebilirsin. Evet şey Cyclone oynanır ya. Cyclone şampiyon mu? Cyclone Dual Wield blokçu falan da olabilir. Ama Yuno o şey çalışıyor. Poe Ninja şimdi çalışmaz. Bak niye çalışmaz biliyor musun? Koyo Ninja sana statik istatistik veriyor oynanan kişi ama şu an kimse oynamıyor ki abi. Metamorfa bakabilirsin ancak. Hoş geldin. Daha çok video var ama teşekkür ederim. Sana tek tavsiyem var. Yenilik gelecek. Gel biraz kal bakalım neler yapabiliriz ona bakalım. İşte şey olabilir. Cyclone dualist mesela çok değişik oluyor. Şimdi dualvi Vehicle'lara da bayağı buff getirdi gibiler. Cluster Jewel'larla. Değişik bir şey olabilir. Bilmiyorum. Çift bir yere aks alıp bir yere şey alıp mesela öyle bir dual wield şeyi var. Modu var. O çok bufflayabilir. Değişik bir şey yapılabilir ama Cyclone oynayabilir. Yo oynayabilirsin. Standartta oynayabilirsin on taşı. Merhaba Sada. Hoş geldin. Tukancım. Hayır hayır. Şey buff değil. Cluster Jewel özelliği geldi bir tane. Ondan bahsediyorum farklı şeylerle oynanabilen. Klasıcı var. Eğer yani iki elle elindeki şey farklıysa türü base'i yani kılıç veya mesela bu altaysa diyor. Şu kadar evet, atak damage'in artsın. Şu kadar blok şansın olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Şunları geçiyorum. Tamam mı? Bakın. Bladefall'ları falan konuştuk zaten. Flame Blast'ın base radiusu düşmüş. Ama artı 3 kere Yine aynı noktaya geliyor. Biraz hızlı attığında şey oluyor. Herald of Agony burada değişik. Çok güçlü kalıyordu. Yine hala iyi. Biraz hızlanmış. Bu yani Lightning Warp'u Moon Split Skill olarak kullanılabilir. ne yap bilmiyorum ki yapamam herhalde. Anlamadım ya. Bir daha bahsettim manyakçım. Bakın pyroclass Mine'ı biraz düşürmüşler. dakika hayır. Ha, evet. 4'ten 2'ye düşmüş Mine şeyini. Biraz Pyro şey olmuş. Cast Time'ı artmış ama biraz değişiklik gelmiş. Bu, bu çok kötü. Ray Spectre'ye bakın öldürdük demişler biraz. Yani nerf'ü çok güzel nerf yemiş. 20 level'da 80 oluyordu. Şimdi 76 oluyor. Ciddi. Ciddi bir nerf. He. 6 oluyor maksimum. 7'den 6'ya düşüyor. Şimdi esas burada ne vardı? Baron kullanıyorduk. Kullanıyorduk. Barona ne oldu? Birazdan göreceğiz. Ben söyleyeyim size. Hadi aşağı inelim. Şurada bir yerde baron. Nerede lan baron? Aşağıda mı aşağıdaydı? orada olmasın. Dur yazalım. Baron yazalım. Ha. Bakın. Zombi oynuyorsunuz. Aleykümselam Mehmetcan hoş geldin. Bakalım aynen bir şeyler yapacağız. Daha yeni başladık da. Peş notların üzerinden gidiyoruz. Sonra bir builde geçeceğiz. Mirkelam abi bak bak. Barona bak sen. Baron oynayan adamlar ne alakası var? Herif herif bak. 500 nasıl siklemeyeceksin affedersin. 500 strength nerede? 300 strength nerede? Maksimum çıkarabileceğin 2000 olsun. Adam ya da 2100 olsun. Adam 7 değil 4 tane çıkaracak fazladan. Aleykümselam hoş geldin Kadir. Anlatabildim mi? Örflemişler yani burada. Ha, kaldı ki senin yapabileceğin atıyorum 30 level'sı ondan öncekinden daha az Spectre. Mesela level'ın e, Spectre Gaming atıyorum 30 level yaptın. 30 level'da 84 oluyorsa şimdi 80 olacak atıyorum. Necromancer'ı Spectre ve Zombi e oynamayacağız bence oynayacaksak da. Tamam. Ya Necromancer yani ben ben sevmiyorum. Seven varsa oynasın ben tavsiye de etmiyorum. Beklemeyin benden yani tavsiye etmemiyorum. Barista -Bar falan bunları zaten. Karyon galemler de aynı şekilde. 8'den 5'e düşüyor. 50, 80'den 50'ye düşüyor. Yine bir nerf var. Kendi buff'ınla ilgili. Benim de öyle. Mehmetcan. Aynen. V veya şey güzel. Olur, Spark Geoferant. Evet, yeah, Cyclone da aynen. Cyclone, Dual Cyclone olabilir. Farklı çift şeyleri var ya, Cluster Jewel'ları. O da güzel olabilir. Bakacağız şimdi hepsine. Isn't visible. Tamam. Skeleton made on your 8'den 7'ye düşürdük diyor. Tamam. Temporal Chains %50 daha az diyor. %40 reduce effect against'i. Tamam. Bakın now displays. Hmm, bunu bilmiyordum. Böyle bir şey gösterdiğini bilmiyordum. Gösterecekmiş. Tamam bir kelam. He he bulursan bu ligde yaparsın abi. Kinetic Blast. Bakın bu güçlendirilmiş durum. Kinetic Blast'ı güçlendiler. Want Physical Attack gibi düşünebilirsiniz. Want Attack skill'i. Evet anlamı anlatamıyorum onu. He he ye he he bulmak çok zor olacak. Tamam yani göreceğiz adam he nemesiz olmayan bir şeyle oynamadığı için bu kadar rahat konuşuyor. Bu çok ilginç. Ya yani flame, flame blast'ı şey, bufflamışlar gibi. İlginç yani. Feeding Frenzy'yi bayağı nerflediklerini duydum. Bakalım. Aynen. Hmm. Çok da... Çok da bir şey yok ya. Normal. Ha. Aha. işte şu şu. Minyonlara direkt Deal More Damage'i kaldırmışlar. Ne kadar zengin olursanız da olmuş şey olmuyor. Tamam. Ne yapacağım anlamadım manyak. Google'a ne yapayım? Google yazdım. Bir dakika ne diyorsun abi? Google yazdım. Evet girdim Google'a. Google.com.tr'ye girdin Ne istiyorsun? Söyle bana. Allah ya, işte ya versin. Mehmetcan ya çok sorun değil. Öyle şey yapma. Manyak seni dinliyorum. Onu biliyorum ben ya. Şunu yapınca. Bu bayağı eski ya. Hı <laughs> Eski baya. <laughs> Bu ilk şeyde çıkmıştı. en ee, en game'de çıktı. En game'de, en game'de çıktı tabi. Hayır. Sanırım en game'de çıktı. En game'le beraber çıktı galiba. Tamam. 15'e çıkmış enerji shield. Enerji shield ve mana. Artık biraz sanki canlardan fedakarlık etmek gibi bir şey durum söz konusu ya. Evet güzel güzel. <laughs> ne oldu? %25 inkas ediyor. Ya biraz şeye benzettim Vantlara, physical mantıların üzerine bir şeyler yapmaya çalışmışlar. O güzel olacak. <laughs> güzel drink Kit falan filan. Bunlara bakarız. Zaten bu ilde bakarız ilaçlar Bu biraz düşürmüşler. Slightly nerfed, nerf diyelim. Bunu arttırmışlar, biraz değiştirmişler. İşte çok da şey değişik yok. Ne demek anyakçım? Ee, aynen. Bu, burada da şey var. %25'e çıkmış. Asasinde biraz asasinde bufflamışlar. Asasin oynanabilir biraz daha oynanabilir duruma gelmiş. Guardian'da bu düşürmüşler bak bu çok ilginç. Düşük değil bayağı şey değil yani. Az değil biraz yine şey değil ya. Niye böyle yaptılar biliyor musunuz? Reserve mana'dan diyor. Daha değişik bir şey. Yani reserve mana yapmanı istemiyor. Şu yukarıdaysa okudum ya. Bunları okudum. Kaçırdım. Yani ne, ne, var burada en büyük değişiklik? Şunlar var abi. Zombiler, spektreler gitmiş. Biraz şey oynamışlar. Vant atakları oynamışlar. Blade Blast muhabbeti var. Head of Agony çok nerf yememiş. Temporal Chains biraz yemiş. Bunlar iş. Bak şu ikisi ilginç. Vant sanki. Bakalım. Onları zaten Mehmetçi an şeyden baktık ya. Onları onları önceden konuşmuştuk. İkinci bölümde var. Şunları diyorsun sen. Onları da konuştum burada bu arada. Burada da konuştum tekrar üzerinden geçtim. Nerede kaldım? He. Tamam, biraz zorlaştırmışlar. Körsonit Ayla şey. Hmm, daha Corruption'da yine gelecek diyor. Biraz zorlaştırmışlar Curse'un itleri bulunmayı ama buluruz herhalde. O zaman daha pahalı olacak. Güzel şeyler var. Hmm. Exclusive dediği biraz daha zor olan yani, öyle düşünüyorum. Rarity'sini arttırdım yani anadirliğini arttırdım bahsediyor. İki, iki falan. Anlıyorum. Ha %30 daha biraz daha şey yapmışlar mana flask. flasklarını şeyin düşürmüşler. Geçiyorum bunları ya. Halle ha bak bu güzel. Boğa ekstradan to edition şey gelebiliyor diyor. Hmm, bilmiyorum onu hiç beyin tam bilmiyorum ben. Geç şunları tak atayım ne olduğunu. Onları çok item ben aslında crafting kısmında esas önemli kısım şu ya. Modify the reference. Tamam. Unwield ve şey gelmiş. Helmut'a e geldiğini söylüyor. Daha bir şey düşünmüyorum. Ben zaten cuma başlamayacağım ki. Cuma başlamayacağım için insanlar ne oynadıysa ona bakıp şey yapabiliyorum ama yine burada yapacağız şimdi beraber düşüneceğiz. Umarım kaos ortamı olmaz. Nimmons are evil, tamam hunter'a mantıra bir şeyler getirdim diyor, influence modlardan. bunlar bakarız ya, bu kadar onun aynısını, şurasında daha çok önemlisi bakalım bir. Mesela ne var? Cyclone'da ne var buff, bana söylesene bir. Şu an hala Cyclone ile ilgili bir şey okumadık. Cyclone çok güzel skill ya, buff olmasa donur. Yani bana bir tane şurada değişen bir şey söyleyin diğerine göre. Yine oynanacak Cyclone. Yine oynanır. Ben de oynarım. Onda sorun yok da. Ben Cyclone'a bir buff gel. Bana gerçekten merak ediyorum. Cyclone'daki buff ne? Bana açıklayın. Şu patch notta Cyclone'u ekleyecek bir buff bana söyleyebilir misiniz? Hayır oynanır da. Ranger'lar için bir şey yapmışlar. Şu belki buff sayılabilir. İki tane ok atar fazladan falan eklemişler. Ranger'lar da şey var zaten. Kaos Damage'i biraz bafadıkları için. Pathfinder. Nerede var Mehmet Can Bleeding? Yok abi. Ben size söyleyeyim de e, ee, Cyclone'un niye bufflandığını. Bunlarla buradakilerle bulamayız ama. Bakın yani burada burada hiçbir Cyclone'la alakalı hiçbir gem yok. Precision var. Nerf yemiş. Evet Jomi hoş geldin. Necro, necro ne, değil de Necro Spectre falan filan gibi. Cyclone'la ilgili hiçbir şey yapmamışlar abi. Buff falan yememiş Cyclone. Burada baktığınızda. Ben size nerede buff yediğini söyleyeyim. Cluster Jewel'da buff yiyor Cyclone. Evet Necromancer çok geniş ve Necromancer'ı Blight'da getirdiler. Eşek gibi support skill getirdiler. Zaten o yüzden oynuyor. Cyclone da aynı şekilde. Legion da <laughs> Impale denilen bir şeyle mesela çok coştu. Anlatabildim mi? Şimdi Impale düşürdüler ama Impale yine Impale. Pride geldi anladın mı? Blood and Sand geldi. Onların hepsi o mekanikler hepsi mili demeçleri arttırmak, milli skill'leri arttırmak için de o yüzden oynar. Onlar değişen hiçbir şey yok Cyclone için. Cyclone yine oynanacak. Ama Cyclone bundan değil. Zaten önce gelmesi de saçmaydı Pelin ama gelecek. John Wick şey yapacaklar, öyle değil, Necromancer Animate Weapon oynayacak. Öyle düşün, yani illa şey oynamayacaklar, Zombi ve Skeleton veya Zombi, Skeleton, Spectre oynamayacak adam, öyle düşün. Şu Unleashed muhabbeti çok iyi. Unleashed'i hayvan gibi bufflamışlar fark ettiniz mi? %35 değil daha az damage reduction yiyor. Ve daha az şey Awakened daha da hayvani yani. Ya bu bir de gidiyor şeyim e, Animate Weapon'ı şey yapıyor. Çalıştırıyor artık. Aleyküm selam hoş geldin. Tamam mı yani böyle bir şey. Devam ediyorum ben. Pasif skilllerde konuşmuştuk. Bunlara şimdi şeyde bakarız dedik bu building'de. konuştuk. Item balansı hallettik. Şunu konuştuk. fosil crafting değişti. Fossil crafting değişti. Hadi bakalım. Fossil kendi o craft yapılamıyor. Yani yapılamıyor diyorsa. Yani Zaten bu face falan filan bunlar ayrı gemler şey fosiller gelmiş. FireGem gelmiş falan filan filan. Böyle şeyler getirmişler. Fosilleri bayağı değiştirmişler şimdi. Her birine başka özellik gelmiş. Fosillerin benim anladığım kadarıyla. O da böyle bir şey getirmişler. <laughs> tamam. Öyle bir şey. Bakalım yani botlara artık level şey geliyor tamam mı? Warlord şimdi şeydeyken now from Warlord da bak gördüğün gibi. Warlord'a, Crusader'a falan filan koymuşlar. Diyor ki herhangi bir prefix veya suffix olmayacak diyor. You want crafting. Yani bu üç tane gemi şeyini taşımışlar. Ee, var şeyleri bölmüşler Hunter Warlord Influence'a bölmüşler. Kaç tane fosil şeyini kaldırmışlar. Bakalım. Ne olmuş sen ne yaptın bana? Açmadı abi ya. Hayır. Abi zaten öyle değil. Zaten o vardı. Warlord Influence'dan geliyor diyor. Aynen onu hallederiz ya. Ama bu, bunu böyle bir şey yani. Fosillerde şu, şuradaki genlerdeki çalışan gemlerin yani şey fosilleri kaldırmışlar. Şeye çalıştı. Başka yere taşımışlar onu demek istiyorum. Aynen. Ya on nasıl algoritma dinle ya. Ya bu mantıklı. 10 falan yazıyordu. 3, 3 güzel. Mesela flicker, strike, mirage veriyoruz. Hmm. Kendi şeylerini de kullanabilecek diyor. Tamam. Efekte değiştirmişler. Var. Cosycraft'ı mesela şunun için yapıyordum ben. Atıyorum body armor'a yapamayacağım artık. Yapmayacağım. Anladın mı? Mesela burada physical Damage vardı galiba. Şunu, şunun için kullanıyordum. Artık yapmayacağım. Weaponlar bozuk mu? Değil ya. <laughs> ha o şeyindeki linki bozuk yatıyor değil mi? Anlatabildim mi? Atıyorum artık level of mesela burada Spectre vardı. Chaos gem bir şeyler vardı. Ha mesela. Artık yapamam yapmayacağım. O yüzden fossil craft'ın bir anlamı kalmıyor bu böyle bu durumlarda. Bunları kullanacaksan. Bunları başka noktalardan alıyorsun. O yüzden aslında önemli. Zaten Exxon yani daha önce şaşırdı da zaten bu Fossil Craft'a gelen bir özellikle artık Warlord Influence'a gelecek mesela. Üçün katları olacak. Zerfir's Heart biraz değişmiş. Bakın bu bayağı iki katına çıkarmışlar. Soul Eater şey yaptığı için. Aa Almila hoş geldin. Ne haber? Ne yapıyorsun bakayım? Bugün biraz değişik bir şey var. İçerik var Almila. Singularity'nin radius'unu arttırmışlar. Bunu, bunu, bu, bunu ben hatırlayamadım ya. Hmm. Vay Neydi? Ha. Çok önemli değil ya. Bu güzel olmuş. Surface Art kullanılabilir. Ha iyi. Nasıl geçti tüt? Bunu buff'lamışlar. Bu, bu şey değil mi? Bunu aslında var ya tam arka gidecek şey item olması lazım bunun. Aynen. Güzel. Bunu baflamışlar ama yine de kalsın. Kolay gelsin. Kaç soruda? Burada şey olması lazım. Bunlar önemli değil ya. Şu Grand Spectrum'lar falan bakarız. Bunlarda Grand Spectrum kullanılabilir bu arada. Bu bayağı iyi şey yemiş. Nerf yemiş. 2'den 3 çok önemli. Değil ya. Oh. Hmm, 150-200. Oh. Kolay gelsin. Zor. Shaper stacı kullanan var mı bilmiyorum ama yine kullanılır. Bir şey değişmemiş. Bunlarda çok bir şey yok ya. Ha şöyle bakalım. Bunu düşürmüşler ha bak bu kötü. Ama Dead Opus'a değişmiyor. Güzel yani gelişmişe değişmiyor. Olsa valla ne olacak belli değil durum ya. Ben de biraz hastayım ama Krono değilim yani onu biliyorum. Yani toplayamadım bir kendim. Şu şu ya bunlar çok önemli değil. Şimdi esas bir şey geçelim. Şuraya bakalım. Ondan sonra bu incursion de değişti. Double corrupted string of çok çok iyi. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? String biliyor musunuz? İşte diyor ki içindeki implicit'in diyor 3 katı etkisi olur diyor. Göstereyim ben mi? Mesela şuradaki ha triple diyor mesela ya implicit. Şuraya iki tane şey geldiğini düşün. Hayvan gibi şey geldiğini düşün. Yani mesela disiplin artı anger geldi. Disiplin artı anger'ın efektini 3 katına çıkarıyor. Ateşim yok ya. Ateşim falan yok. Sadece biraz başım ağrıyordu ya. Ya yok herhalde karar verdi. Onu söyleyeyim sana Lejir. Ben yapalım, tatil olmayacak. Ondan eminim. Ama bence yani şöyle bir şey var. Biz mesela atıyorum karantina marantina alınacaksak bile bize haber vermemeleri lazım. şey i̇şte İtalya'daki gibi olur durum. Ama tatil verebilirlerdi. Vermediler. Bilmiyorum ne olacak. Burada Rumları genel olarak baktığınızda şey, odaları falan düşünüyorum. Biz bu, bu lig Incursion oynayacağız demek. Evet. Bilmiyorum ya. Ne olacak? Göreceğiz. Aynen aynen. Üç tanesi yapmış değil mi? Bahçeşehir. Kadir Has mıydı? Bir tane daha var. Bir kısmı değiştirmiş tatil şeylerini falan bu aralık. Boğaziçi galiba haftaya çekmiş şeylerini. Bir de bu iş ben yani İstanbul'da daha tehlikeli ya. Ben mesela Ankara'dayım. Almina İstanbul'da değil mesela, o yüzden biraz daha aslında rahat olabilir. Yani biraz dokunmayla temasla bulaştığı için, eğer kontrol altına alırsan sorun olmaz yani. Yurtdışına giden biriyle falan hiç muhaseride olmazsa benim gibi, benim oluyor ama değil mi herhalde <laughs> yani bulaşma ihtimali yok. Şu şeyi anladınız değil mi? Onu söyleyeyim. Temple of Aksoy Atalı kesin gireceğiz abi. Temple of Aksoy Atalı çok verimi artmış yani. Hayvan gibi item düşecek. Şöyle iki, iki ili falan şey düşürdüğünde kullanılabilir. Ha ne ismini söylesen leisure. Aa, hastane evet. Benim arkadaşım da dibinde. Evinin. Şey yapılan test yapılan hastane. Mapleri geçiyorum. Ya bu şu çok ilginç. Şu şu yani şey öldürüm. Asiri'yi kesmenin bir anlamı kalmadı. Çünkü Verdiği item en fazla Asteris Disfavor'du. O da para etmiyordu. Hmm. Oradaki hastane ismini bilmiyorum ben de. Ha, yok hayır. Bir özel isimli bir hastaneydi ya. Yani ne, geç bunu. Çok önemli değil. Ha. Bakın ne demiş. Tema upgrades. Değil campaign. Tamam. Bakın bu iyi güzel. Bak 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 bak. Burası önemli. Burası çok önemli. Zana da zana modu olarak ben hiç açmazdım normalde ama açmam lazım aslında oynarken. Şu abi şu inanılmaz kıymetli ya. İyi geceler. Yuna ben YouTube'a koyacağım oradan takip edersin. Kusura bakma biraz uzadı. Şu çok kıymetli bir şey ya. Onu diyordum en son. Şu pahalı bak bu para kasmak için okey tam blight büyük olsa blight şeylerini çok artıracaklar droplarını ondan pahalı. Bu experience kasmak için okey. Ebis de çok iyi. Abyss çok 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 iyi. Biraz uzun oluyor yani ne yapayım peş notu 3 ayda bir. Tamam interface quest rewards'ları da geçiyorum. PvP kullanmıyoruz. Bakları falan varmış. Tamam. Şimdi İstersen kal biraz build bakalım şimdi. Power Planner önce şey açalım. Fo